arkadaşlar. Mutlak değerin orijinal sorular testiyle devam ediyoruz. İlk sorumuzda İlayda ekrandaki bir matematik programında kırmızı butona tıklayıp önce 5 sonra 8 yazdığında birinci işlem gibi. Yani burada e, kırmızı butona tıkladığında x yerine 5 yazdı. y yerine 8 yazdı. Bu şekilde işlemi yaptı. Sarı butona tıklayıp 2 sonra eksi 6 yazdığında ise ikinci işlem gibi sonuç elde ediyor. Buradakiler x yerine 2 y yerine eksi 6 yazdı. İlayda aynı şekilde önce kırmızı butona tıklayıp ee, x ve 5 sayılarını önce kırmızı butona tıkladı o zaman x ve 5 sayılarını yazalım. Şöyle gelecek x yerine 5 yazacağız burada. Pardon x yerine direkt x yazacağız y yerine 5 yazacağız bu şekilde gelecek. Sonra sarı butona tıklayıp basıp x ve 5 sayılarını yazdın. Şimdi buradakinde ise x ve 5'i yazalım. x yerine yine x yazıyoruz. Eksi y yerine 5'i yazdık. Tekrar bir mutlak değeri var. Ve bu işlemin sonuçlarının farklı olduğunu görüyor. Yani bunlar birbirlerine eşit olmaması gerekiyor demiş. Hangisi x sayısının en geniş aralığını ifade eder? Şimdi e, burayı tekrar yazalım x eksi 5 mutlak içerisinde mutlak 5 dediğimiz ifade nedir? Her zaman dışarıya 5 olarak çıkar mutlak 5. Bunu dışarıya çıkartalım o zaman mutlak içinde bir mutlak x var eksi 5. Şimdi karşılaştırdığımız zaman burada bir tek x ve mutlak x değeri var. Mutlak x ifadesi mesela x ifade x sıfırdan büyük olsaydı dışarıya direkt x olarak çıkacaktı. Buradaki mutlak x x olarak çıkacaktı ve sonuç bu şekilde gelecekti. Bununla aynı olacaktı. Ama bizden farklı olmasını istemiş. O yüzden ne diyoruz? x ifadesi sıfırdan büyük olmamalı. Hatta x ifadesi sıfırdan küçük olmalı ki Şuradaki ifade mutlak x ifadesi dışarıya eksi olarak çıkar. x sıfırdan küçükse mesela eksi x olarak çıkar. Eksi 5 olur ki buradaki ifadeyle bu ifade birbirlerinden farklı gelmiş olur. Dediğim gibi x sıfırdan büyük olamaz. x'in mutlaka sıfırdan küçük gelmesi gerekir. Olmak üzere demiş bize hangisi kesinlikle doğrudur. Bunu yorumlamamız lazım. Şimdi x çarpı y için x çarpı y pozitif bir sayı olsaydı mesela artı 2 olmuş olsaydı artı 2'nin mutlağı yine aynı şekilde 2 olacaktı ve 2 büyüktür 2 olmayacak. Ama x çarpı y eksi 2 olmuş olsaydı eksi 2'nin mutlağı 2 gelecek ve 2 büyüktür eksi 2 ifadesi sağlayacaktır. Buradan demek ki x çarpı y'nin negatif bir sayı olduğunu anlıyoruz. 0 desek 0 yine aynı şekilde sağlamaz çünkü büyüklük var. O zaman bu denklemimiz kesin. Şimdi buna bağlı olarak neler olabilir? 1'e artı 1'e eksi olabilir ya da tam tersi eksi artı şekli olabilir. Şimdi x artı y'nin sıfırdan küçük olduğunu bilemeyiz. Bu sayıların hangisinin daha büyük bir değere sahip olduğunu bilmiyoruz çünkü kesinlik demiş. y bölü x her türlü çarpımları sıfırdan küçükse Bölümleri de yine aynı şekilde sıfırdan küçüktür. 1 artı 1 eksi olduğu için sıfırdan küçük gelecektir. İkinci öncülümüz doğru. Çarpımları sıfırdan büyüktür demiş. Hayır biz sıfırdan küçük bulduğumuz için 3 de gider. Yalnız 2 doğru cevabımız olur. Üçüncü soruda x, y, a ve b gerçel sayıları için tanımlamaları yapılmış. Bu şekilde yan yana olduğunda mutlak x artı y, alt alt olduğunda mutlak a eksi b şeklinde yapılmış. Buna göre x aşağıdaki aralıklardan hangisinde bulunursa kesinlikle sağlanır demiş. Şimdi buradaki ifadede alt alta oldukları zaman o zaman burası ne diyeceğiz? Mutlak x eksi 5 diyeceğiz. Burada aralarında bir çizgi var. Yan yana olduklarında da mutlak x artı 2 şeklinde yazacağız. Tekrar bunları bir kutucuk içine almış. Ve sonuç olarak bunlar yine yan yana geldi. Yan yana olduğunda bu şekilde yazıyoruz dedi. x eksi 5 artı x artı 2. Tabi buradaki ifadeler şimdi bunların içindekileri yazdık ve bunları topluyoruz şurada bir mutlağımız var. Bunların da 7'ye eşit olduğunu söylemiş. Dediğim gibi içerisine yazdık bu ifadeleri. Daha sonra buradaki yan yana oldukları için mutlak x ile yani daha doğrusu bu ifadeyle bu ifadenin toplayıp mutlak değerini alıyoruz. Şimdi bu ifadeye baktığımız zaman x ile ilgili ne söyleyebiliriz? Şimdi içerideki ifade zaten mutlak sonuçta burası mutlak olduğu için her türlü pozitif çıkacak. Burası mutlak olduğu için her türlü pozitif çıkacak. Sonuç olarak bunlar direkt mutlaktan x eksi 5 artı x artı 2 olarak çıkmış oldu. Yani içeridekini aynen çıkartmış olacağız. Çünkü baktığımız zaman şimdi mesela bu ifade mutlaktan nasıl çıktığını kontrol ediyoruz biliyorsunuz. Mutlak x eksi 5 pozitiftir. Mutlak x artı 2 pozitiftir. Dolayısıyla içerideki ifade pozitif olduğu için mutlaktan dışarıya aynen çıkarttım. Bu ifade 7'ye eşit. Şimdi bunları nasıl çözümlüyoruz? Öncelikle kritik noktalara bulalım. Yani içerisinde sıfır yapan noktalar. Burada 5, burada da eksi 2. Bunları bir tabloda oluşturalım. Eksi 2 ve 5 değerlerimiz var. Şimdi bunlar mutlaktan nasıl çıktı? Bu aralıklar nasıl çıktı? Onları kontrol etmemiz lazım. Mesela 5'ten büyük olan değerlerde. Burada e, herhangi bir değerde x'i mesela 6 olduğunu düşünelim. 5'ten büyük bir değeri konuşuyoruz burada. x'in 5'ten büyük olduğu zaman 6 eksi 5'ten 1 gelecek. Yani pozitif geleceği için olduğu gibi çıkacak. Kontrol ediyorum burada. Amacım mı burada değer vermemin. Aynı şekilde x'in yerine 6 ya yazdığım zaman içerisi yine pozitif oldu ve olduğu gibi çıktı. Eşittir 7 geldi. Bu artık bizi ilgilendirmiyor. Buraya baktığımız zaman 2x eksi 3 karşı tarafa gönderdik 10 oldu. X değerimiz de buradan 5 geldi. Yani bu aralıkta sadece 5 değeri bunun sağladığını bulmuş olduk. Buraya bakalım. Mesela eksi 2 ile 5 arasında bunlar nasıl çıkacak diye kontrol edeceğim. Kontrol etmek amaçlı yine bu aralıkta bir değer verelim. Mesela 0'ı verdim. X yerine 0 yazdık. İçerisi negatif oldu. O yüzden eksiyle çarparak çıkartıyorum. Buraya yazdım yine pozitif olduğu gibi yazdık eşittir 7 gelecek. Bunları sadeleştirdik. 7 eşittir 7 oldu. Dolayısıyla bu e, eksi 2 ile 5 arasında bu eşitlik her türlü sağlandığı için eksi 2 ile 5 arasındaki bütün reel sayılar bu durumu sağlayacak demektir. Eksi 2'den küçük olanlara bakalım. Mesela x yerine eksi 3 verdiğimizi düşünelim. Kontrol edelim. x yerine eksi 3 yazdık. Burası negatif oldu. Eksiyle çarparak çıkarttık mutlaktan. Buraya yazdık. Yine içerisi negatif geldi. Yine eksi ile çarparak çıkartıyorum. Eşittir 7 olacak. Eksi 2x artı 3 karşı tarafa gönderdik. 4 x eşittir. Eksi 2. O zaman bu aralıkta da sadece eksi 2 yani sınırdaki sağlamış. Eksi 2 ve 5 sınırları sağlayacak ve bu aralıktaki değerler olacak. O zaman bunu şöyle yazabiliriz. Eksi 2 ile tabi eksi 2 dahil. 5 arasında sonuçta burada eksi 2 ile 5 arası sağlıyor. 5 ve eksi 2 değerleri de sağlıyor. Dolayısıyla aralığımız bu şekilde gelmiş olmalı. Bir e tam sayısının sayı doğrusu üzerine 3'e uzaklığı demiş. 3'e uzaklığı diyorsa e eksi 3 ya da 3 eksiye fark etmez. En çok 12'dir dediğine göre 12 olacak ya da 12'den küçük olmak zorundadır. Buna göre bu sayının e eksi 3'e uzaklığı demiş. Yine e eksi eksi 3 dedim. En az 4 olduğuna göre o zaman 4 ya da 4'ten büyük olacaktır. Yine aynı şekilde bu ifadenin mutlağı. Bunu da düzenlediğimiz zaman hatta şöyle önce bunu yapalım. Küçüktür kuralı verdiğine göre eksi 12 küçük eşittir e eksi 3 küçüktür küçük eşittir 12 her yere 3 ekledim burası 15 geldi buna göre e'nin eksi 9 ile 15 arasında olduğunu söylemiş buraya baktığımız zaman e artı 3 ifadesi büyük eşittir 4 vermiş büyük eşitte kuralımız da şuydu e artı 3 büyük eşittir 4 ya da e artı 3 küçük eşittir eksi 4 şeklinde olmak zorunda buradan e'nin birden büyük ya da eşit işte olduğunu Buradan da e'nin eksi 7'den küçük ya da eşit işte olduğunu söylemiş. E sayısı alabileceği kaç farklı değer vardır? Şimdi sayı doğrusuna gösterelim. Bir eksi 7'den küçük olduğunu söylüyor. Eksi 9'dan büyük olduğunu söylüyor. Öncelikle o zaman nedir? Bu aralıkta var. Eksi 9'dan büyük olacak. Eksi 7'den de küçük olacaksa bu aralık olur. 1 var ve 15 var. O zaman yine aynı şekilde 1'den büyük 15'ten küçük olacak şekilde bu aralığı dahil etmiş. Kaç tane değer var demiş. Bu da bu noktalarımız da dahil olduğuna göre x 9, x 8, x 7'den burada 3 tane var. 1'den 15'e kadar da 15 tane. O halde toplamda 18 tane değer gelir. Şimdi sonra da mutlak a çarpı b büyüktür. Mutlak a çarpı c olduğuna göre hangileri doğrudur? Bunu şöyle ayırabiliriz. Mutlak a çarpı mutlak b. Mutlak değeri ayırabiliriz biliyorsunuz ki. Mutlak a çarpı mutlak c. Ve burada mutlak a'lar direkt gider. Geriye mutlak b büyüktür. Mutlak c ifadesi gelecek. Şimdi hangileri doğrudur demiş. B negatif ve C pozitif olabilir demiş. Şimdi B negatif C'nin pozitif olma ihtimali olabilir. B mesela eksi 3 olsa mutlak olarak 3 olacak. B 2 olsa mutlaka 2 olacak ve 3 2'den büyük olmuş olabilir. 2'ye baktığımız zaman B eşittir eksi C olabilir demiş. Şimdi B yine aynı şekilde mesela 3 olmuş olsa dışarıya 3 olarak çıkacak. C eksi C dediğine göre yani içerideki ifade C yerine Burada ne yazacağım? Eksi B yazdığım zaman eksi 3 olacak. Mutlaktan dışarı yine 3 olarak çıkacak ama 3 büyüktür 3 gelmeyeceği için ikinci öncülü alamam. 3'e baktığımız zaman B'nin sıfır olan uzaklığı yani mutlak B. C'nin sıfır olan uzaklığından fazladır. Aynen bize verdiği ifade zaten bunu bahsediyor. O yüzden cevabımız 1, 3 olacak. Altıncı soruda M ve N tam sayı olmak üzere demiş sizin 11 tane x değeri sağlıyor. Şimdi bu e, büyük m büyük ne göre şöyle de yazabiliriz bunu. Küçüktür m şeklinde. M'yi bu tarafa aldım. Aynı ifade geldi. Küçüktür kuralında nedir? Eksi m küçüktür. Mutlaktan çıkarttım. Küçüktür m. Her taraftan m çıkarttığımız zaman eksi 2m küçüktür. Eksi x küçüktür 0. Eksi ile çarpıyorum. Burası o zaman 0 küçüktür. Yön değiştirecek. x küçüktür. 2m şeklinde bir denklem gelecek. Şimdi eşitsizliğini 11 tane x değeri sağlıyor demiş. 0 ve 2m dahil değil. Tam sayı dediğine göre birden başlayacak. 11'e kadar gitmesi lazım. 11 tane dediği için. O zaman burada m'nin 6 olması lazım ki 6 kere 2'den 12 olsun ve 12 dahil olmadığı için bir küçüğü 11 gelsin. O yüzden de buradan m'nin 6 olduğunu bulduk. Şimdi aynı şekilde buraya bakalım. Burada da yine bu tarafa alıyorum. Büyüktür n şeklinde. Büyük de kuralımız x eksi n. Büyüktür n. x eksi n küçüktür. Eksi n şeklinde açıyoruz. Yine aynı şekilde n'yi karşı tarafa aldım. x büyüktür 2n. Burada da eksi n'yi karşı tarafa aldım. x küçüktür 0 ifadesi geldi. Yani bize ne demiş? Burada sıfırdan, x'in sıfırdan küçük olduğunu, 2n'den de büyük olduğunu söylemiş. O zaman şöyle söyleyebiliriz. Mesela sıfırımız burada, 2n burada sıfırdan küçük olduğunu, 2n'den de büyük olduğunu söylemiş. Sıfır ve 2n dahil değil. 7 tane tam sayı değeri sağlamıyor. Şimdi sağlamıyor dediğine göre bu aralıktaki ifadeden bahsetmiş. Sıfır da sağlamıyordu, sıfırı da aldık. Tam sayılar dediği için 1, 2, buradan 7 tane olabilmesi için 6'ya kadar gitmesi lazım. Burada yine aynı şekilde sağlamıyor dediğinde 2N'yi de alacağımız için o zaman 2N ifadesi 6'ya eşit olacak. Ki toplam arada 7 tane sağlamayan gelsin. 2N6 ise buradan da N'nin 3 olduğunu bulmuş olduk. Şimdi verdiği ifadede yerine yazalım. M artı 6 yani 6 artı 3'den 9. Büyük eşittir. X büyüktür. 6 eksi 3'den de 3 geldi. X kaç tane tam sayı değerini sağlar? Bu aralıkta neler var? 9, 8, 7, 6, 5 ve 4, 3 dahil değil. Burada 6 tane tam sayı değerimiz var. 7. soruda ifadelerini vermiş olduğuna göre hangileri doğru olabilir demiş. Şimdi mutlak AB ifadesi mutlaktan dolayı burası mutlaka pozitif. Cevabın eksi olabilmesi için o zaman A çarpı C'nin negatif olması lazım. Yani 1 eksi iken 1 artı, 1 artı iken 1 eksi olacak. Burası mutlaka negatif. Şimdi bakalım C0'dan C sıfırdan küçük olduğunda demiş. C'nin negatif olduğunda mutlaka A pozitif olmak zorundadır dedim. Ama baktığımız zaman C negatif ise A'yı da negatif almış. Ama yani böyle bir ihtimal sağlayamaz. İkinciye baktığımız zaman A ve B'den bahsetmiş. O zaman şu alttakini de düzenleyelim. Şöyle yazalım. Mutlak A artı B. Eksi A'yı da karşı tarafa aldık. A artı B ifadesi 6'ya eşit. Şimdi buradaki ifade de yine aynı şekilde. Mutlak A artı B ifadesi. Şöyle olsaydı eğer içerideki ifade negatif bir sayı olmuş olsaydı yani a artı b ifademiz sıfırdan küçük olmuş olsaydı dışarıya eksi a eksi b olarak çıkardı ve buradaki a artı b ile toplandığında cevap sıfır olurdu. Ama bu şekilde olmamış cevap altı geldiğine göre demek ki bu doğru değil. A artı B ifade sıfırdan büyük olmalı ki dışarıya A artı B olarak çıksın. Bu da aynı şekilde toplandığında altı değeri versin. O zaman ne diyoruz? Buradan A artı B değerinin sıfırdan büyük olduğunu bulduk. Şimdi bizden A'nın negatif ise demiş. A negatif ise B mutlaka burada ne olmak zorundadır? Pozitif olmak zorunda ki sıfırdan büyük gelsin. B şimdi aynı şeyi burada da sağlaması lazım. A'nın negatif olduğunda C'nin de pozitif gelmesi lazım. Şimdi bakıyoruz buraya C'yi pozitif aldık. B'yi de pozitif aldık. Topladığımız zaman bu ifadenin sıfırdan küçük olma ihtimali mümkün değildir. O yüzden ikinci öncül de gitti. 3'e baktığımız zaman B sıfırdan küçük ise demiş. B'yi sıfırdan küçük aldığımız o zaman A mutlaka pozitif olmalı. Sıfırdan büyük gelmesi için bunun tamamının. A pozitif ise buraya bakıyorum. A pozitif olduğunda C negatif olması gerekiyordu. Evet böyle bir şey mümkündür. C'nin negatifliği daha küçüktür ve topladığımızda bu ifadenin sıfırdan küçük gelme ihtimali var. O yüzden tek cevabımız C şıkkı olacaktır. 8. sorumuzda bir sayı doğrusu gösterilmiş. A ve B değerleri verilmiş. X değeri M ile N arasındadır demiş. Şimdi X ile M, X ile, M ile N arasında yazdığımız zaman herhangi bir değerler verelim. Mesela burası 3 olsun, burası 4 olsun, burası 5 olsun. Birinci öncü de bize a değeri sabit bir değerdir demiş. Şimdi a değeri için x eksi m 1 geldi. x eksi n yine bir geldi. Eşittir iki olacak şekilde herhangi bir sabit değerdir. Sonucu ne olursa olsun sabit bir değer olacak. Belli. B değeri her zaman n'den daha büyüktür demiş. Şimdi B değeri için burada arada y'nin de m ile n arası değildir demiş. Y'yi burada herhangi bir yere yazsak. Şöyle diyelim buraya y. Bu da değeri de altı olsun. Kontrol ettiğim zaman mesela y eksi m 3. Y eksi n 1 geldi. İfadenin sonucu 4. 4 değeri B değeri her zaman N'den daha büyüktür. Hayır N değerini 5 vermiştik. B 4 geldi. Her zaman N'den büyüktür diyemeyiz o yüzden. A değeri en çok N olabilir demiş. A değerine baktığımız zaman en çok ne olabilir? Şimdi kontrol edelim burada yine aynı şekilde. A değerine bu değerleri verdiğimizde 2 gelmişti. En çok ne olacak diye bir ifade yok. O yüzden bunu da aynı şekilde kesinlik demiyoruz. Tek cevabımız birinci öncül olur. 9. 10. soruda ifadesi verilmiş olduğuna göre hangileri kesinlikle doğrudur demiş. Şimdi birinci öncüle bakalım. E1 küçüktür 0 ise işte demiş. E2 sıfırdan büyük. Şimdi içerideki mutlaklardan kurtarabiliriz. E1 sıfırdan küçükse demek ki eksi E1 olarak çıkacak. E2 sıfırdan büyük ise olduğu gibi çıkacak. Burada da bir eksisi var. Eksi E2 oldu. Mutlak içerisindeki ifade E2 eksi E1'e eşittir demiş. Şimdi e, içerisindeki ifade pozitif olsaydı bile olduğu gibi çıkardı. Eksi E1 eksi E2 olarak ve bu şekilde bir sonuç olmazdı. Negatif yani eksiyle ile çarpılarak çıkmış olsaydı e1 artı e2 olarak çıkardı. Yani iki ihtimal de budur dışarıya çıktığında. Ama bu şekilde bir ihtimalin gelme durumu olmayacağı için birinci öncülü alamayız. İkinci baktığımız zaman e2'nin sıfır olan uzaklığı e1'in sıfır olan uzaklığından fazladır. Bu ne demek? E2 mutlak e2 mutlak e1'den büyüktür demiş. Şimdi şurayı e, şuraya inceleyelim. Burada dışarıda bir mutlak ifademiz var. Yani mutlak olduğuna göre dışarıdaki ifade mutlaka sıfırdan büyük olacak. Sıfırdan büyük hatta eşit de olabilir. O zaman buradaki ifadeyi incelediğimiz zaman E2 eksi E1 sıfırdan büyük ya da eşitse E2 büyük eşittir. E1 ifadesi gelecektir. Şimdi bunun olma ihtimali için E2 E1'den büyük ya da eşit olabilir. Bize direkt büyüktür ifadesi vermiş. Evet büyük olma ihtimali var. Bu iki olur. bir Burası bir olur ama eşit olma ihtimalleri de var. Yani burası iki Burası da iki olma ihtimali var. O yüzden her zaman fazladır diyemeyiz. Üçüncü öncüle baktığımız zaman. E1 artı E2 sıfırdan büyüktür demiş. E1 artı E2 için yine aynı şekilde sıfırdan büyüktür ifadesi şöyle yazalım. E1 büyüktür eksi E2. Bizim ifademizde nasıl vardı? E1 küçüktür E2 şeklinde. Yani nedir? Buradaki ör, e, ifademiz yine aynı şekilde yanlış olacağı için 3. öncül de yanlış. Yani cevabımız hiçbiri olur. 10. sorumuzda sayı doğrusu üzerinde harfleri vermiş ve gerçel sayıları göstermiş bu harfler. Buna göre ifadelerinin hangileri kesinlikle doğrudur demiş bu öncüler için. Şimdi şöyle kontrol edelim. Mutlak A sıfırdan büyük olduğu için olduğu gibi çıktı. Mutlak D sıfırdan küçük olduğu için eksiyle çarparak çıktığı için eksi D oldu. Eşittir A eksi C. Şimdi A pozitif sayı C de pozitif ve daha büyük. Mesela burası 1 ise burası 3 ise bu ifadenin sonucu negatif geleceği için eksiyle çarparak çıkacak. O zaman nedir? C eksi A şeklini alacaktır. Burada A'yı bu tarafa aldığımız zaman 2A eşittir C artı. D şeklinde gelecek. Hatta A'yı tek başına bırakırsak C artı D bölü 2 halini alacak. Bunu da bir yerde kullanabiliriz. Bunun dışında buraya baktığımız zaman B eksi F. F zaten negatif sayı. Öndeki eksiden dolayı burası artı olacak. Yani olduğu gibi çıkacak. Büyüktür. C eksi E'de de aynı durum var. Burası pozitif E negatif. Öndeki eksiden dolayı olduğu gibi burası yine aynı şekilde çıktı. Bunu da bu şekilde bırakabiliriz. Bunu da kullanacağız. Şimdi şöyle yapalım. Mutlak C mutlak F için. Mutlak C'nin mutlak F'ye eşit olduğuna da elimizde bu durumda herhangi bir bilgi verilmediği için bunun için kesin bir şey söyleyemeyiz. İkinciye baktığımız zaman C eksi D'yi kontrol edelim. C eksi D, D negatif olduğu için burası yine olduğu gibi çıktı. C eksi D olarak eşittir 2 çarpı A eksi D vermiş. A eksi D burası da o zaman yine aynı şekilde olduğu gibi çıkacaktır. Şimdi şöyle buradaki A eksi D ifadesinde düzenleme yapabiliriz. Mesela biz A'nın C artı D bölü 2 olduğunu biliyorduk. O zaman onu yerine yazalım. Burası yine C eksi D kalsın. 2 çarpı A yerine C artı D bölü 2 yazalım Bir de eksi D ifademiz var. Bu ifadeyi düzenleyelim o zaman. Burada zaten şöyle yazalım. C eksi D eşittir. 2 çarpı bu içerideki ifadeyi düzenlediğimiz zaman C Artı d eksi 2 d'den c eksi d bölü 2 gelecek ve ikilerimiz sadeleşecek. Gördüğümüz gibi direkt c eksi d ifadesi c eksi d eşit geldiği için ikinci öncülümüzdür. öncülümüz doğrudur deriz. Üçüncü öncülüme baktığımızda yine aynı şekilde mutlaktan nasıl kurtulduğuna bakalım. f eksi e vermiş. Şimdi f negatif bir sayı e de negatif ama şöyle olabilir. Mesela burası eksi 2 ise burası eksi 3. Eksi 3 artı 2 gelecek ve negatif bir sayı olduğu belli. O yüzden de dışarıya e eksi f olarak çıkar. B eksi a ifadesine baktığımız zaman B1 pardon A1 B2 ise 2 eksi birden bir gelecek yani pozitif olduğu için aynen çıktı. Büyüktür demiş A eksi de A eksi D'yi kontrol ettiğimiz zaman D negatif. Öndeki eksiden dolayı da pozitif olarak geldi. Yani A eksi D olarak çıkacaktır. Şimdi bu ifadede şöyle yapalım. A eksi D'miz var. Bunun dışında gelebilecekler için mesela burada eksi A ile A ifadesinde yerine yazabiliriz. Mesela A eksi D gördüğümüz yere C eksi A yazabiliriz. Öyle bir denklemimiz vardı. Büyüktür. C eksi A. Ve burada gördüğünüz gibi eksi A'lar gidecek. Geriye kalan ifadeleri tek başına bırakalım. Burada B var. Eksi F var. E'yi de karşı tarafa alalım hatta. Buradan da nedir? C eksi E ifadesi gelecektir. Biz zaten bunun bu şekilde geldiğini biliyorduk. Yani şurada denklemimiz zaten çıkmıştı. Bu ifade burada eşit olduğuna göre 3. öncümüz de doğrudur deriz. Yani cevabımız D şıkkı olur. 11. sorumuzda bir semte ait yerleşim planı verilmiş. A ile B bulundukları caddenin x ekseninin eczanesinin pardon olduğu caddeye uzaklıkları toplamı A ile de. Şimdi öncelikle bu bilgilerden önce şöyle yapalım biz en iyisi. E, A birinci caddede o bilgileri yazalım. A birinci caddede B üçüncü caddede C beşinci caddede D yedinci caddede verilmiş. X'in nerede olduğunu şu anda bilmiyoruz. Buna bağlı olarak bakalım. A ile B'nin bulundukları caddelerin X ekseninin olduğu cadde uzaklıkları toplamı demiş. A ve B için o zaman şöyle bir denklem kuracağız. A ve B için A zaten 1 verilmişti. X'e uzaklıkları nedir? X eksi 1. A ile B'nin bulundukları caddelerin X eczanesinin olduğu cadde uzaklıkları toplamı o zaman artı. B için de 3 eksi ya da X eksi 3 şeklinde yazabiliriz. Toplamı. A ile D'nin bulundukları caddelerin X eczanesine olduğu cadde uzaklıkları toplumdan fazladır. Bu fazlaymış A ile D'nin uzaklıklarından yani X eksi 1 artı D de X eksi 7'den fazla olduğunu söylemiş. Burada zaten X eksi 1 mutlaklar gidecek. Ve geriye kalan buradaki ifadeler ikisi de mutlak olduğu için direkt karelerini alarak işlem yapabiliriz. X kare bu ifadenin karesini aldım. X kare eksi 6 X artı 9 büyüktür. X kare eksi 14 X artı 49 x karelerimiz buradan gider. X 14 x'i buraya aldığımız zaman buradan e, nedir? 8 x gelecek. Karşı tarafa aldık. 40 geldi. Büyüktür 40 ve x ifadesinin 5'ten büyük olduğunu bulmuş olduk. Aynı işlemi ikinci için bakalım. C ile D'nin bulundukları eczanelerin x eczanesinde olduğu cadde uzaklıkları toplamı. C neydi? 5. D de 7. Yani x eksi 5 artı x eksi 7 ifadesinin toplamı A ile C'nin Uzaklıkları toplamından azdır. Yani küçüktür. A için 1'di, x eksi 1 artı c'de 5'ti x eksi 5. Burada yine x eksi 5'ler gider. Ve bu ifadenin yine aynı şekilde karesini alacağız. Bu ifadenin karesini aldığımızda da x eksi 7'ini yine karesini alıyorum. x kare eksi 14 x artı 49 küçüktür. x kare eksi 2 x artı 1. x karelerimiz yine gider. X 14 x'i bu tarafa aldığımızda 12 x küçüktür 48 12'ye böldük 4 küçüktür x geldi. Yani x'in 4'ten büyük zaten 5'ten büyük olduğunu biliyoruz. Ve bu hepsinin arasında olduğuna göre maksimum da 7 tane cadde olduğuna göre o zaman nedir 5'ten büyük 7'den küçük olmak zorunda kaldığı için x değerimiz 6 olmak zorunda. Buna bağlı olarak öncüllerimizi inceleyelim. B'nin olduğu cadde X eczanesine olduğu cadde D'nin X eczanesine olduğu cadde uzaklığından fazladır. Yani X ile B arasındaki mesafe nedir? B 3 olduğuna göre aralarındaki mesafe 3. D ile X'in arasındaki mesafede nedir? 1. 3 birden büyük olduğu için evet fazladır. Birinci öncül doğru. 2'de de C'nin X'e olan uzaklığından bahsetmiş. 1'dir. B'nin X'e olan uzaklığı nedir? 3 olacaktır. B 3 olduğu için X 6 olduğu için aradaki uzaklık 3'tür uzaklığından fazladır demiş. Hayır ikinci öncülümüz yanlış. Üçüncü öncüle baktığımız zaman D'nin bulunduğu cadde X eczanesinin olduğu caddeye A'nın bulunduğu caddenin X eczanesinin olduğu caddeye de daha yakındır. Şimdi D ile X arasındaki mesafe 1. A ile X arasındaki mesafe nedir? 5. Evet 1, 5'ten küçük olduğu için D daha yakındır deriz. Üçüncü de doğru olduğu için cevabımız D şıkkı gelir.